Demiştik ki ürettiğimizi şimdi satabilmemiz lazım. Bu da bizi yeni bir projeye götürüyor. O da Ada Market Express. Yani ürettiğimizi de satmak istiyoruz. Aynı zamanda üreticinin malını da hiçbir aracı olmadan satmak istiyoruz. Bunun iki avantajı var. Bir, üreticinin artık malını satamama gibi bir sıkıntısı kalmayacak. İki, biz o ürünü alıp doğal sofradan alıp, doğal tarladan alıp sofraya ulaştıracağız. Ve buradaki avantajımız şu an bu fiyatlar dahi pazar fiyatlarının bir miktar daha altında. Yine kendi üretimimiz çoğaldıkça, üreticinin ürünü çoğaldıkça bu fiyatları daha da aşağı çekeceğiz. Burada amaç hem araçla belli satış noktalarında bulunmak, hemşerilerimizin o satış noktalarını öğrenmesi üzerine de rahatlıkla bu araca gelip alışverişlerini yapmak. Gerektikçe zaman zaman bu araç istediğimiz her noktaya gidebilecek durumda. Neden bunu yaptık? Gerekçesini basın mensubu arkadaşlarımızla yazılı olarak da paylaşacağız. Pandemi sürecinde kendi kendine yeten kentler olmanın önemini kavradık. En çok sıkıntının yine gıda üretiminde yaşanacağını, gıda üretiminin ulaşımında da sıkıntı yaşanabileceğini gördük ve Kuşadası olarak aynı zamanda sürdürülebilir bir turizm kenti olarak, kendi kendine yeten bir turizm kenti olarak, turizm gelirleri dışında alternatif gelirleri de yaratabilen, üreticisine, esnafına bu noktada teşvik edebilen bir projeye imza atmak istedik. Kendi tohumlarımızı üretiyoruz, biraz ipucu vereyim. Kendi tohum üretimimize de başladık. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ata tohumlarıyla başlattığı, yine Ege Et projesiyle başlattığı, kendi üreticisine destek ve en iyi ürünü en ucuza satma noktasındaki iradesinin biz de bir miktar kendi çapımızda paydaşı oluyoruz. Belediyelerin bu noktadaki pozisyonlarının önemli bir hale geldiğine inanıyoruz. O nedenle biz de Ada Market Express projesiyle Ada Bahçe'de ürettiklerimizi, Ada Bahçe'nin ortağı olan üreticilerimizin tarlalarında ürettiklerimizi yine Ada Market Express'le satar hale geliyoruz.